Alanya Atatürk Spor Salonu'ndan herkese mutlu günler sevgili izleyenler. Ben Elif Ünal. Erkekler Salon Süper Ligi 2. etap maçları yayınlarına bugünden itibaren Perşembe'ye kadar birlikte olacağız. Yorumlarsa yanımda Teknik Kurul Başkanı Mustafa Çakır bu karşılaşmada bizlere eşlik ediyor olacak. Tabii biz artık günün 5. karşılaşmasına doğru giderken aslında bir önceki karşılaşmaların da bilgisini vererek başlamak da istiyorum. Bunu da ilerleyen dakikalarda isterseniz verelim. Biliyorsunuz ki hokeyde çünkü her şey hızlı başladığı gibi karşılaşmada birazdan başlayacak. Bizler de takım kadrolarına bakalım. Nizip Zeykma Spor Kulübü Derneği'nde 1 İbrahim Şamil Köşker, 3 İsmail Samet Kılıçparlar, 6 Kerem Özdemir, 7 Aydın Şahin, 8 Hasari Erdoğan, 10 Müslüm Elagöz, 12 Mustafa Doğan Öğretici, 13 Müslüm Özdemir ve 15 Müslüm Ölmez, 19 Halit Bozbayındır, 20 Cihan Korkmaz, 21 Müslüm Ekinci, 27 Kamil Dönmez ve 30 Cevdet Çelik, antrenör ise Mahmut Yunus Cengiz. Gaziantep Polis Gücü Spor Kulübü Derneği'nde ise 1 Ali Akın Özkılıç, 2 Bahrami, 3 Uğur Dündar, 4 Karimi, 5 Onur Açıkgöz, 6 Furkan Mehmet Özkılıç, 7 Hakim Taşar, 8 Reza, 9 Celal Aydın, 11 Behtat, 14 Ali Gaffar, 15 Bekir, 17 Ferhat Fatih Uğur, 21 Muhammed Ali Kertil, 22 Necip Çilkiz ve 24 Mazlum Keskin, antrenör ise Yusuf Kasım olacak. Takımların kadroları bu şekilde. Sağ hakemleri ise Hüseyin Emin ve Neşet Ali Turhan. Şimdiden her iki takıma da başarılar diliyoruz. Umarım sakatlıksız, keyifli bir mücadeleyi sizlerle birlikte takip ediyor olacağız. Günün artık 5. karşılaşmasına doğru giderken sizlerle birlikte aslında ilk karşılaşmayın da bilgisini verelim. Ilgın Belediyespor 12 Gökbörü YSK'yı yenmeyi başardı. İkinci karşılaşmada Esenyurt Hokey Kahramanmaraş Hokey'i karşısında mağlup olan taraftı. 7-6 Kahramanmaraş Hokey üstün ayrıldı sahadan ve Selçuklu Belediyespor ise Gaziantep Doruk karşısında galip ayrılırken bundan bir önceki karşılaşmada Kutlu Bey Okulları Amasya 4-3 Alanya Yıldızları Hokey'i mağlup etmeyi başardı. Baktığımız zaman şu anda Gaziantep Polis Gücü yani bir önceki sezonda zaten şampiyonu sevgili izleyenler, bu sezonda yine kaldığı yerden en iyi noktada lider olarak yoluna devam ediyor. Şu anda anlık duruma göre de Selçuklu Belediyesi 24 puanla Gaziantep Polis Gücü'nü takip ediyor ve Ilgın Belediyespor da keza aynı şekilde 3. sırada yer alıyor 24 puanla. Tabii ki burada puan sıralamasında averajlarda devreye giriyor. Birazdan Mustafa Çakır'la birlikte tabii ki her iki takımın ilk etap mücadelesi nasıldı, hangi yolu izlediler, ne sonuçlar aldılar, mini bir değerlendirmesini yapacağız. İlk olarak bir Santra gelsin, ardından söz yorumcumuzda olacak. Şimdiden ekranların başındaki izleyicilere de keyifli seyirler diliyoruz. Tabii hokey hızlı oynanan bir oyun diyoruz. Hızlı oynanmasının yanında da bazı teknik bilgilerde de Mustafa Çakır'a elbette danışıyor olacağız. Bakalım nasıl bir mücadele bizleri bekliyor. Mücadeleye Gaziantep Polis Gücü'nün santra vuruşuyla başlayacağız ve şu art geldi, mücadelede başladı. Yeniden her iki takıma başarılar diliyoruz ve söz Mustafa Çakır'da. Baktığım zaman Gaziantep Polis Gücü geçen sezon ama bu sezon olmak üzere yine lige damga vurmaya devam ediyor. Evet. Karşısındaysa Nizip Zeugma var. Bizi nasıl bir mücadele bekliyor? Şimdi şöyle, iki takım son iki yıldır özellikle kıyasaya mücadeleleri var. Bu ilk maçta da öyleydi. 7-3 Polis Gücü'nün galibiyetiyle ama çekişmeli bir şekilde sonuç bulmuş mücadele. Yine bizi tamamen böyle bir müsabaka bekliyor. Umarım ekranları başındakiler keyifli bir maç izletirler. Evet, şu anda da ilk ataktaydı Nizip, ardından top kaleciden döndü. Gaziantep Polis Gücü'nün ise atağı olacaktı ama o noktada savunma karşıladı Müslüm'le. Müslüm Elagöz takım kaptanı, şimdi mücadeleyi faulün ardından başlatan serbest vuruşu kullanmış oldu. Müslüm ikinci. Müslüm rakip yarının ilk metrelerine geçerken o noktada pozisyonda yerde ama top yine Nizip Zeugma Spor Kulübü'nde kaldı. Ardından orta alanda top kazandı
Gaziantep polis gücü Mazlum Keskin'e ve Mazlum Topala kendisine oyunun yönüne göre sol taraftan pasını aktarmayı başardı. O noktada Furkan var. Furkan kullandı geriye. Onur pozisyonda oyunun yönüne göre sağ tarafta şu anda Gaziantep polis gücü ve o noktada ise top dışarıdaydı. Şimdi yeniden Gaziantep polis gücü rakip yaralan ilk metrelerinde paslaştı Onur. Sol bölümde ise araya girdi savunma Halit'le. Cihan. Müslüm. Bu kez araya giren isim pozisyonda Furkan'dı. İkili mücadelede bir kez daha Müslüm. Günün 5. karşılaşmasını sizlere aktarırken faul düdüğünün ardından mücadelede Gaziantep Polis Gücü karşısında Nizip Zeugma Spor Kulübü'nün atak başlangıcını takip ediyor olacağız. Müslüm. Bıraktı geriye Müslüm Elagöz. Bu karşılaşmanın kıyasıya olacağını söylemiştik. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Bizler de şimdi pozisyonun tekrarını takip ediyoruz. Müslüm ikinci. Pozisyonda topla buluşmuştu Halit. Ardından araya girdi o noktada Gaziantep polis gücü ama faul düdüğü çalındı. Halit de serbest vuruşu kullandı. Müslüm'le paslaştılar. Kendi yaralanında iki oyuncu paslaşmasının ardından rakip yaralana doğru atılan uzun pastaysa top dışarıda ve şimdi yeniden atakta olmaya devam eden bir Nizip Zeugma Spor Kulübü olacak. Ve yerinden bunun kullanılması istendi. Müslüm. Düzeltelim o noktada Cihan. Cihan'ın yanında Furkan savunmada. Top o noktaya sıkıştığı noktada da şimdi Gaziantep polis gücü atağa başlangıcı Celal. Onur. Ali Akın'dan yeniden Onur'a iki oyuncu savunmadan paslaştılar. Gaziantep polis gücünde. Şimdi hızla rakip yaralığına geçti Nizip. Ardından pozisyonda ise top banta çarpmıştı pozisyonda. Şimdi karşılaşmanın hakemi uyarıda da bulundu. Gaziantep polis gücü de faullerden serbest vuruşlu atak başlangıcını yapacak. Süre durmuştu. Büyük ihtimalle zemindeki ıslaklığın da giderilmesi istenecek. Karşılaşmada yaklaşık 4,5 dakikayı geride bırakıyoruz. Henüz gol sesi gelmedi. Evet, aslında kaleye de çok fazla yanaşamadılar. Evet, neler söylemek istersiniz? Öyle. Beklediğimizin altında biraz başladı maç ama her iki takım da birbirini yokluyor. İlk açı, ilk fırsatı kim değerlendirecek bakalım. Tabii bu karşılaşmayla birlikte de VAR'ın da devreye girecek olması takımlar açısından önemli bir husus. Aslında bu dünyada bir ilk diyebiliriz. Evet, doğru söylediniz. Salon hokeyi anlamında bir ilk. Bunu biz Euro hokeyle de paylaştık. O da sağ olsunlar post olarak paylaştı. Bir deneme yapıyoruz. Umarım kazasız, istenildiği şekilde bitireceğimiz bir VAR sistemi olur. Tabii bu ülkemiz açısından da oldukça önemli bir durum sevgili izleyenler. Evet. Sporun her alanında ne kadar ilerleyebilirsek bizler ve geleceğimiz için bir o kadar önemli. Karşılaşmanın hakemi de VAR'ı işaret etmişti. Şu anda da büyük ihtimalle VAR'la bir iletişim halindeler. Bizler de VAR'la iletişimde olunan noktada kararın ne olacağını bekliyoruz. Aynı zamanda Gaziantep polis gücünde de kenarda Ferhat da hazırlık yapıyor. Bunda bilgisini vermiş olalım. Tabi bu karşılaşmayla birlikte VAR denenmeye başlandığı için birazcık
sistem anlamında da zamanla oturacağını da belirtelim. Haliyle alınan kararların süresi ve birçok noktada elbette diğer karşılaşmalarda daha da hızlanılacaktır. Tabii bu protokolü yeni hazırladık. Şu an yürürlükte olan birçok protokol var. Onlardan da atıfta bulunarak umarım güzel bir protokol imzaladığımızı düşünüyorum. Sorunsuz geçecek mi deneyeceğiz, göreceğiz. Şimdi de karşılaşmanın hakemleri VAR, video yardımcı hakem görüntüleme sistemi aslında ülkemize futbolla girmişti. Voleybol görüntülü değerlendirme sistemi de diyebiliriz. Basketbolda da keza var ve hokeyde gelmesi önemli bir husustu. Şimdi inceleme var. Biz de hep birlikte kararı bekliyoruz. Bakalım karar ne çıkacak? Oyuncular da bir nevi heyecanla bekliyorlar. Evet, ve penaltı korner kararı geldi. Karar doğru kararmış demek ki. Biz görüntü göremedik ama. Söylediğimiz gibi yani ufak ufak tabii ki hatalar, eksiklerimiz olacaktır. Ama sonuçta bu oyunun daha hızlı, daha akıcı ve doğru kararlarla oynanmasını sağlamak için yapılan bir protokoldü. Hadi bakalım güzel bir aksiyon olacak mı? Penaltı kornerde Gaziantep polis gücü. Furkan. Topun da o noktada tabii sabit durması gerekiyordu. Ve şimdi işaret geldi. Furkan kullandı. Ardından Gaziantep polis gücü ilk golü buldu. 9 numaralı formasıyla Celal Aydın. Tek net bir atışta pivota gönderdiği oyuncuyla Celal sol direğin ortalarına doğru net bir atış yaptı ve gol oldu. Karşılaşmanın gol perdesini açan taraf Gaziantep polis gücü oldu. Rakibi Nizip Zeugma karşısında. Bu da bir penaltı korner. Sonrasında gelişen pozisyondu. Bir sakatlık anı var. Bu yüzden de süre durdu. Ve ardından da karşılaşma yeniden hareketlenecek. Cihan Korkmaz'ın ayağa kalkmasının ardından. Onur. Tek golün sahibi Celal ve Onur paslaştılar. Mazlumdan yeniden Onur'a ve şimdi Celal. Kendi yer alanında hazırlık paslaşmaları devam ediyor. Pozisyon alanında Gaziantep polis gücünde. Şu anda bir nevi liderin Nizip karşısındaki atağını takip ediyor olacağız. Tabii burada playoff'a kalmak çok önemli. Kısa da ondan bahsedeyim. İlk 4 takım ikinci etaptan sonra playoff'a kalıp kalmayacakları neticesi doğrultusunda tek merkezde eşleşmeler neticesinde işte 1-4 ve 2-3 karşılaşacak. Galipler ertesi gün şampiyonluk, mağluplar da üçüncülük maçına çıkacak. Öncelikle hedef ilk 4'te kalmak olacaktır takımların. Kesinlikle oldukça önemli bir durum sevgili izleyenler. Celal. Pasında Onur. Bir kez daha Celal. Kenarda bir taraftan Gaziantep polis gücünde Hakim Taşar da oyuna girmek için bekleyen isim. Bir taraftan da gözümüz tabii yedek kulübelerinde de oluyor. Çünkü oyun hızlı oynandığı gibi değişimlerinde yaşandığı bir tabii hareketli mücadelesi. İstedikleri an oyuncular girip çıkabiliyorlar. Sadece bir kıstas var. Penaltı korner kıstası var. Onun haricinde değişim noktalarından değiştirebiliyorlar oyuncular. Ve atağın başlangıcını kesti. O noktada bir numaralı forması Ali Akın bıraktı. Onur. Şimdi Celal. Araya girdi 7 numaralı formasıyla. O noktada Aydın ama şimdi pozisyonda bir beklenti içindeyken Gaziantep polis gücü atakta Nizip Müslüm karşılaşmanın hakemini şimdi karar penaltı korner olacak. İtirazları vardı Gaziantep polis gücünde. Celal'in karşılaşmanın hakeminin kararı penaltı korner.
Sanırım bir VAR istenecek. Tekrar bir istek geldi aynen. Oyuncu ısrarla yanlış olduğu noktasında ikazda bulundu koçuna. Koç da VAR hakkını kullanmak istedi. İsterseniz bu VAR kararları hakkında da bilgi verelim. Kaç kez bu hakkı kullanabiliyor takımlar? Her iki takımında toplam maç boyunca ikişer tane VAR hakkı kullanma hakları var. VAR haklarının itirazlarını eğer haklı bulunursa VAR hakları devam ediyor. Ama eğer haksız bulunurlarsa VAR haklarından birer adet şeklinde düşüyor. Ama bunu maç boyunca, yani her devre ya da her periyot için değil, toplam ve her pozisyona VAR hakkına gitme durumları söz konusu değil. İşte gol çizgisi, penaltı, korner öncesi sonrası, penaltı hadisesinin ya da penaltı noktasında kullanılış şeklinde ya da çok ciddi faullerle circle'ın içerisinde ya da çevresinde, bu gibi pozisyonlarda VAR sistemini ancak devreye sokabilir antrenörler. Şu sevgili an yanımda yani... kamerayla yayın destekleniyor. Evet. Dolayısıyla şimdi aşağıda da hakemler maçın iki orta hakemi ve aşağıdaki VAR hakemimizle birlikte üçlü memorandumdan bir karar çıkacak. Doğru bir karar. Gaziantep Polis Gücü penaltı korner kararı gelmesinin ardından video yardımcı hakem sistemini tercih ederek bu pozisyonun değerlendirilmesini istedi. Şu anda karşılaşmanın hakemleri de izliyorlar. Bakalım karar ne çıkacak? Sağ hakemleri Hüseyin Emin ve Neşet Ali Turhan'ın kararını bekliyoruz bizler de. Tabii bu süre zarfında da oyuncular da yaklaşık 7,5 dakikalık dilimin değerlendirmesini sağ içinde elbette yapıyorlar. Günün 5. karşılaşmasındayız demiştik. Ve haliyle bu 5. karşılaşmayla birlikte de video yardımcı hakemin gelmesiyle birazcık daha oyun süreleri de uzayacak. Uzayacak, evet, doğru. Biz tabii şöyle, bu Euroleague'de de uygulanan sistemde, Euroleague'de de 4x15 şeklinde, evet, kararın doğru olduğu çıktı. Orada birer hakları var. Biz burada 2 ile başladık. Bilmiyorum tabii, bu etapın sonrasında biz de bir karar vereceğiz. Yani 2'de mi olsun, 1'e mi düşelim, devam mı edelim? Biz de bunun içsel bir değerlendirmesini muhakkak yapacağız. Evet. Penaltı kornerde şu anda Nizip, Halit Ozbayındır. Karşılaşmanın hakeminin işareti geldi. Halit kullandı. Ardından Müslüm ve vuruşunda ise topu ağlara gönderdi. Müslüm karşılaşmada skora dengeyi getirdi. Müslüm de aynı zamanda Nizip adına gol perdesini açan isim oldu. İşte o golen aslında savunma topa müdahalede, evet, bulunmuş Onur'la ama. Onur çok güçlü bir müdahale yapamamış. Aslında tahmin etmiş ama Müslüm de buradan yerden vurması bir avantaj olmuş. Genelde oyuncular çok üst bölgeye atmayı arzu ediyorlar ama oyunun gol olduğu, işte gördüğümüz, izlediğimiz pozisyonda gol olma ihtimali genellikle kalecilerin bel hizasında ya da diz ya da diz altı hizasında gol yüzdeleri daha yüksek. Böyle bir pozisyon oldu. Ve ardından da şimdi top Nizip takımında. Halit de oyunun yönünü çevirdi. Müslüm pozisyondaysa top dışarıda. Karşılaşmada ilk çeyreği birazdan tamamlayacağız sevgili izleyenler. 1 dakika 15 saniye kadar bir süremiz kaldı. 1-1'lik eşitlik var. İlk olarak Gaziantep Polis Gücü Celal Aydın'la golü bulmuş. Ardından Müslüm Ela Gözde de Nizip takımı karşılık vermişti az önce. Hakim kullandı geriye. Celal'in pası uzun. Sol tarafa, o noktada Aliyev pasındaysa uzun topta kaleci karşıladı. Celal. Sol tarafta topla buluştu Ferhat. Pozisyondaysa topu kaybetti Gaziantep Polis Gücü. Hakim. Onun pasındaysa savunmada bulunan oyuncu Halit'ti ve ardından da karşılaşmanın hakeminden çalınan düdüğün ardından bir kez daha Müslüm kullandı geriye. Halit. Bir hafta önce Müslüm'le
özür dilerim. Cihan'la Hakim aynı takımda, milli takımda ter döktüler ama bugün rakipler. Rakipler. Evet. Sevgili izleyenler, mücadelede bir sakatlık söz konusu. Aydın Şahin pozisyonda yerdeydi. Şimdi süre durdu. Evet, bir sakatlık söz konusu. Sağlık görevlileri de oyun alanına davet edildi. Aydın Şahin'in yerde kaldığı pozisyon sonrası. Biz aynı zamanda birazdan ilk çeyreği tamamlamış olacağız sevgili izleyenler. Ve bir birlik eşlik devam ederken karşılaşmada bizler de tabii genel oyuncuların milli takımdaki süreçlerini ve takım arkadaşlıklarını, devamında rakip oluşlarını, birçok konuya da değinmeye çalışıyoruz. Tabii tabii, çok var içeride. Ben sadece en son geçen haftaki U21 şampiyonasında, Avrupa şampiyonasında birlikte ter döktüler milli takım adına. Celal. Ardından top savunmadan döndü ve Müslüm aynı zamanda da ilk çeyrek bitti. Mücadelenin ilk çeyreğinde karşılıklı goller ve skorda denge var. Bir birlik eşitlik var. Bizler de şöyle bir, bu bir birlik eşitlikte arada bir dakika soluklanalım. Ardından ikinci çeyrekte sizlerle birlikteyiz. İlk çeyreğin ardından ikinci çeyrekte yeniden sizlerle birlikteyiz. Bir birlik eşitlikle ilk çeyreği tamamlamıştık. Artık ikinci çeyrek, bakalım ikinci çeyrekte taraflar bizlere nasıl bir hazırlık ve hücumlar izletilecekler. İlk yarıda karşılıklı birer penaltı kornerden gelen golle müsabaka 1-1 devam ediyor. Her iki takım karşılıklı ataklarla birbirlerini yokladılar. Daha çok top polis gücündeyken Zarıkma daha alanında kalarak savunmayı tercih etti. Oradan kontra ataklarla pozisyon yakalamaya çalıştı. Böyle bir ilk çeyrek izledik. Bol aksiyonlu, umarım bir çeyrek daha izleriz. Celal. Pasında Onur. Bir kez daha Celal. Celal'de Gaziantep polis gücü adına penaltı kornerin geldiği pozisyonda gole atan isimdi. Tabii bu hazırlık paslarının sonuca erişebilmesi için ortada ve uçta, köşe çaprazlarda oynayan oyuncuların daha hareketli olması gerekiyor ki savunmada yapılan Celal ve Onur'un pasları hedefine ulaşsın. Evet, şu anda çevrilen noktada Arda'dan Mazlum Keskin topu ağlara gönderdi. Oyunun yönü soldan sağ tarafa çevrilmişti. İşte pozisyon tekrarını izliyoruz. Savunmada uzun süre hazırlık pasları, pozisyon devamı, ardından topla buluştu Ali Gaffar ve pasındaysa topu ağlara gönderdi Mazlum Keskin. Gaziantep polis gücü bu golle birlikte de öne geçti mücadelede. İlk etap karşılaşmanın ardından ikinci etap başladı sevgili izleyenler ve ikinci etapla birlikte de oyuncular günde iki karşılaşma oynayarak ilk günü tamamlayacaklar ve ardından da tabii ilk günle birlikte puan sıralaması da belli olacak. Ve yine Onur Celal savunmadan hazırlık paslarıyla devam ediyorlar Gaziantep polis gücünde. Sol tarafta Ali Akın. Ali topla birlikte ilerleme düşüncesindeydi. O noktada Müslüm girdi araya. Müslüm. Mazlum. Pozisyondaysa. Yüksek top verdi hakim. Yüksek top kararıyla birlikte işte izliyoruz tekrarını.
ve serbest vuruş noktasında 21 numaralı formasıyla Müslüm Ekinci. Her iki takımın yaptığı savunmada şöyle bir farklılık göreceğiz. Gördük daha doğrusu. Yani top polis gücündeyken Zavutma daha çok orta alanın gerisinde savunmada kalmayı tercih etti. Bu çeyrekte de hemen hemen o şekilde başladılar. Tıpkı şu anki pozisyonda gördüğümüz gibi. Top Zavutma'dayken polis gücü daha önde kalmayı tercih etti. Arkada adam adama paylaşarak topu kapmaya çalıştılar. Celal. Pasında Onur. Bir kez daha Celal. Aynı zamanda oyuna yeniden girmek için Furkan'da kenarda bekleyen ismi Gaziantep polis gücünün. Atılan pasla kaleci karşıladı Müslüm Ekinci. Pasında Halit. Bir uzun pas sol tarafa doğru, o topsa da oradan dışarıya çıktı. Gaziantep polis gücünde Ferhat ve Furkan oyun alanındalar yeniden. Onu pasında Celal. Bu ikilinin hazırlık paslaşmalarıyla birlikte pozisyonda az önce öne geçmişti Gaziantep polis gücü. Tabii burada doğru pası yakalamak çok önemli. Çok sabırlı pas yapıp diğer 3 oyuncunun rotasyonundan doğru pası bulmaya çalışıyor oyuncular şu anda. Onur'dan şimdi bir uzun pas araya girdi. O noktada Müslüm ikinci. Halit. Müslüm. Şimdi rakip yer alanına geçti Halit. Ama pasında yine top dışarıda. O noktada ikinci kez Aydın Şahin tercih ettiler. Ama ikisinde de evet. Aydın topu hamlede bulunamadı. Ve top doğrudan dışarıya çıktı. Celal. Onu. Karşılaşma 2-1'lik Gaziantep polis gücü üstünlüğüyle devam ediyor. Celal ve Mazlum'un attığı gol karşısındaysa Müslüm Elagöz bir gol atarak skorda 2-1, toplamda 3 gol izledik. Onur. Müslüm. Düzeltelim Celal. O noktada atılan pastaysa şimdi Furkan pozisyondaysa Müslüm ikinci araya girdi. Topu kazandı Nizip. Tabii ikinci çok tecrübeli, yaş itibariyle çok genç ama saha tecrübesi oldukça iyi olan bir oyuncumuz. Geçen sene de o 21 açık alanda bizim takımımız en üst seviyeye çıktı. İlk 8'e çıktı Avrupa'da. Oranın da en değerli oyuncularından bir tanesiydi ki turnuvada da en iyi oyuncu seçildi. Dolayısıyla ikidir müdahalelerine siz de dikkat ediyorsunuzdur. Çok net top kapışları oldu. Karşılaşmada aynı zamanda Mazlum kenara geldi ve Ali Akın Özkılıç da Gaziantep polis gücünde oyun alanına girdi ve Furkan pozisyonu kaleci karşıladı. Dönen top bir kez daha Furkan, o noktada mücadele var ama yine Müslüm ikinci de kademede dikkatli olan ismi Nizip takımının. Furkan pasında Ali'ye ve evet, 3-1'e geldi. Evet, var denemesi ve çok net bir gol oldu. Yine ilginç bir bilgi verelim. Furkan'la da ikinci geçen 2022'nin yazında da onlar o 21 takımında birlikte ter döktüler. Tabii yaşları da olduğu için artık bir üst seviyeye çıktılar. Karşılaşmada skor 3-1'e geldi. Ali Akın Özkılıç'ın golüyle. Celal. Top Müslüm'den çıktı ve Gaziantep polis gücü yeniden. Bu kez rakip yer alandan sevgili izleyenler paslaşmaları yaptı Celal ve Onur. Ve şimdi Celal pasındaysa savunma girdi araya. Müslüm. Halidü serbest vuruş. Nizip Zeykma Spor Kulübü'nün. İsmail. Müslüm. Halit'ten. İsmail'e pozisyondaysa o noktada yine araya giremedi Aydın Şahin ve top dışarıda. Birazcık Aydın'ın kanadı sol taraf sanki aksıyor gibi atılan paslarda şu ana kadar Nizip Zeykma Spor Kulübü'nde. Celal.
Ali Celal paslaşmasının ardından onu bir kez daha Celal. Karşılaşmanın ikinci bölümünde de 3-1'lik skorla üstün taraf Gaziantep Polisgücü. İlk 10 dakikada 1-1'lik eşitlikle ikinci 10 dakikanın da artık sonlarına doğru geliyor. Son 2 dakikalık serüvinde ise şu anda Furkan topu kazandı. Gaziantep Polisgücü'nde ardından araya girdi. O noktada Nizip Müslüm. Şimdi pasında savunma girmişti araya, ardından karşılaşmanın hakemi ise ayakla müdahale var dedi. Ve o noktada da Gaziantep Polisgücü hızla rakip yanına geçti. Furkan'ın pasında Ali. Sağ taraftan pozisyonda ise top. Evet, iki kardeşin paslaşmasından bir gol gelebilir mi diye izledik ama out. Dışarıda. Evet, dışarıda. Ali. Celal. Hakim Celal. Bir kez daha Hakim Celal Onur paslaşmasını izliyorduk. Şimdi Hakim oyunda ve ikisinin paslaşmasını takip ediyoruz. Furkan'dan bir kez daha Hakim Celal. Uzun bir pas geldi Celal'den, o noktada Mazlum'a ama top da dışarıdaydı. Artık son saniyelere de girmiş bulunuyoruz. Evet, bu çeyreğin sonuna doğru biraz karşılıklı ataklar gördük. Ama yine de top Polis Gücü'ndeyken Zeyokma daha savunmada kalmayı tercih etti. Belki oyunu sonuna kadar böyle devam edip sonunda riskler almak isteyebilir. Hakim. Ali. Banda da çarptırarak Furkan'la paslaşmıştı ama o noktada karşılaşmanın hakemi süreyi durdurdu. Kartını gösterdi. İlk hazda bulundu. Kartımı gösteririm ifadesinde evet, de bulundu aynı zamanda ilk hazda bulunarak. Evet, bloğa atılan net toplar eğer çok kasıtlı ve sertse direkt sarı. Şiddeti biraz düşükse yeşil. Ama ikazla geçiştirdi hakem arkadaşımız. Celal. Müslüm. Ve aynı zamanda ikinci 10 dakikayı da doldurduk sevgili izleyenler. Bu süreç zarfında da Gaziantep Polisgücü Nizip karşısında skoru 3-1'e getirdi. Biz de 3-1'lik skorda moladayız. Molanın ardından sizlerle birlikteyiz.
Ve sevgili izleyenler, molanın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. 3-1'lik skorla Gaziantep Polis Gücü'nün Nizip Zeugma Spor Kulübü Derneği karşısındaki üstünlüğüyle tamamlamıştık. Tabii özellikle Gaziantep Polis Gücü'nün savunmada sabırla hazırlık pasları ve devamında gelişen ataklarla golü bulduğu bir süreçti. VAR sistemi bu karşılaşmayla birlikte, ilk yayınımızla birlikte devreye girdi demiştik. Ve orada da takımlar bu sistemi kullanmaya başladılar. Evet, ilk yarıyı bir özetleyelim tabii isterseniz. İlk çeyrekte karşılıklı birer tane penaltı kornerden gol geldi. Genelde Polis Gücü'nün top üstünlüğünde geçmişti. Karşılıklı her ne kadar atak da olsa. İkinci çeyrekte iki tane, bir Verkaç'tan bir de karambolden arkaya gelen toptan Polis Gücü iki gol buldu. Ve maç 3-1'e geldi. İki tane VAR incelemesi, iki VAR incelemesinde de iki hakemin verdiği karar aslında da doğru çıktı. Çıkmaya da bilirdi, ayrı bir konu, ama değerlendirme doğru sonuçlandı. Bakalım ikinci yarı nasıl aksiyonlarla gerçekleşecek maç. İzleyicilerimize de bilgi vermiş olalım. İlk yarının ardından takımlar kale değişiminde bulunuyor ve şimdi gördüğünüz gibi Gaziantep Polis Gücü ilk yarıda koruduğu kaleden şimdi o pozisyonda gol aramaya başladı. Müslüm pasında İsmail. Bu karşılaşmada henüz 3-1'lik skorla Gaziantep Polis Gücü'nün üstünlüğü devam ediyor. Kart ya da kartların çıkmadığını belirtelim. Sadece bir uyarı çok geldi. Çok centilmen bir maç gitti. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Oyuncuların, antrenörün, teknik heyetini. Ve bizler de yeniden onu Celal paslaşmasını takip ediyoruz. Gaziantep Polis Gücü'nde mazlum. Onur. Kaleciden dönen top ardından yeniden Gaziantep Polis Gücü'nde kaldı Ali. Celal. Bir kez daha Ali. Ali de Onur ve Celal'in arasında pas bağlantısı görevi gördü bir nevi. Ardından da Celal birazcık daha ön tarafa çıktı savunmadan. Ali ve Onur paslaşmasını takip ediyoruz. Bu pasların isabeti, şiddeti ne kadar yüksek olursa circle içerisindeki oyunculara pozisyon hazırlama aşamasının bir ön aşaması olduğu için çok önemli bunlar. İsabetli olacak, çok net olacak ve sonraki topun da çok net gitmesi gerekiyor. O yüzden şiddetini arttırdı Polis Gücü daha sonra savunmadaki oyuncuların pasları. Celal. Vuruşunda Celal'in kaleciden döndü. Dönen top bir kez daha Gaziantep Polis Gücü'nde. O noktada ise mazlum. Faul düdüğünü ardından serbest vuruş noktası kullanıldı. Celal. Onur. Ali. Onur ortada, Onur sağda ve Celal solda olmak üzere mücadelede. Ardından top sağ doğrudan dışarıya çıktı. İsmail pasında Halit. Müslüm'e geçen topu ise takım arkadaşı Cihan karşılamıştı. Ardından pasını aktardı Aydın Şahin'e ve şimdi top ters kanatta. Cihan. Müslüm. Müslüm'e ikili bir savunma vardı. Müslüm de o savunmayla birlikte şu anda sıyrılma düşüncesinde. Şimdi faul çalındı. İsmail. İsmail Samet bir kez daha kendi yer alanındaydı. O noktada faul yapıldı Nizip'e. Şimdi serbest vuruş kullanılıyor. 4 dakikayı da geride bıraktık. Halit. İsmail henüz kendi yer alanından çıkamadı. Gaziantep Polis Gücü karşısında Nizip. Celal araya girdi. Topu kazandı ve Celal pozisyon devamında kaleciden dönen top. O noktadaysa şimdi tüm gözler karşılaşmanın evet, hakemine baktı sizlerde. Öndeki presinden sonuç aldı ve Celal çok net. Yaklaşık 1-2 dakika önce de aynı yerden bir pozisyon yakalamıştı. Çok net pozisyona girdi. Çok da güçlü bir oyuncu. Ama kaleci çok net bir şekilde topu çıkardı ve devam eden aksiyonda da her iki takım oyuncuları da sabırla pozisyonu takip ettiler.
Oyun bizler... durmuşken çok kısa bir bilgi daha vereyim Elif Hanım. 17, 18, 19 Şubat'ta polis gücü geçen senenin şampiyonu olması münasebetiyle bu sene Eurocup oynayacak. Eurocup'ta en üst seviyedeki Avrupa hokeyinin en üst seviyedeki 8 takımı burada mücadele edecek. Onlar için bu bir hazırlık test tabii ki öncesinde. Daha sonra playoff müsabakaları oynayacaklar. Şimdiden de ülkemizi temsil edecek Polis Gücü Spor Kulübü'ne başarılar dileyelim. Bizler de bir kez daha başarılar dileyelim. Az önce pozisyonunu da tekrar takip ediyoruz. İşte Celal'in vuruşunu çıkarmıştı. O noktada da kaleci devamında da sakatlık yaşadı. Evet. Sakatlık yaşadığından ötürü de süre durdu ve süre durmasıyla birlikte de bizler de Gaziantep Polis Gücü'nün geçen sezondan şampiyonluk başarısı devamında Eurocup sürecinin olduğunu sizlere hatırlatmış olduk. Evet, statü gereği bu yıl şampiyon olan takımımızda bir sonraki yıl yani 2023-2024 sezonunda eğer takımımız Eurocup'ta kalırsa orada, eğer düşerse bir alt seviyede mücadele etmeye devam edecek. Statü bu şekilde. Evet, şu anda da bir kaleci değişikliği oldu. Mustafa Doğan öğretici oyun alanında ve İbrahim Şamil Köşker kenarda. Geçmiş olsun dileyelim kendisine. Celal. Hakim Celal paslaşmasını takip ediyoruz. Araya girdi savunmada Halit Müslüm. Müslüm'den Ali topu kazanırken aynı zamanda karşılaşmanın hakemi de şimdi düdüğünü çaldı ve Ali'ye vuruşu da ise kaleciden kurtarış geldi. Dönen top. Evet, bu pozisyonda topun sonuna kadar tabiri caizse ölmesi gerekiyor. Yani parke üzerinde ölmesi gerekiyor. Herhangi bir her iki takım oyuncusunun müdahale etmemesi gerekiyor. Pozisyon öncesinde de Ali çok hemen aksiyondan sonra hemen pozisyonunu aldı ve şut denemesinde bulundu. O da gayet güzel bir aksiyondu. Müslüm. İsmail Samet. Kendi yaralığından birazcık da çıkmakta zorlanan bir Zeugma takımı oluyor. Evet, çünkü önde kaldı polis gücü. Önde biraz baskıyla birlikte de topu kazanmayı başarıyor. Müslüm. Evet, yüksek top oluşturuyor. Ve şimdi serbest vuruş noktasında Celal oyun hareketlendirdi. Ali Celal. Pasında hakim. Oyunun yönü sağ taraftaydı ve şimdi kaleci ayağıyla topu uzaklaştırmayı başardı Müslüm. Müslüm'le hızla geçti rakip yer alanı. Zevkli ardından da karşılaşmanın hakemi süreyi durdurdu. İki oyuncu pozisyonda yerde. Bizler de isterseniz pozisyon tekrarını ve kararı değerlendirelim. Evet, sabit görüntülerde de gördüğümüz üzere de Müslüm burada daha geniş driplingler denese belki şansı daha fazla olacaktı. Ama sabırla Celal pozisyonda kalarak müdahalesini yerde düzgün bir şekilde yapmış. Görüntülerde de görüldüğü gibi. Umarım çok ciddi bir sakatlık yoktur. Evet, geçmiş olsun dileyelim. Sağlık ekipleri şimdi oyun alanındalar. Müslüm ayağa kalktı ama pozisyon devamında sevgili izleyenler Celal kalkamamıştı. 3-1'lik Gaziantep Polis Gücü üstünlüğü devam ediyor karşılaşmada. Celal Aydın, Mazlum Keskin ve Ali Akın Özkıdıç Gaziantep Polis Gücü adına golleri atan isimlerdi. Sizler pozisyonu tekrarını izlerken Nizip Zeugma Spor Kulübü'nde de Müslüm Elagöz tek golün sahibi. İlk günün en golü geçen karşılaşması, ilk karşılaşma Ilgın Belediyespor Gökbörü'yü 10-2 yenmeyi başarmıştı. Bu da günün en farklı skoruydu aslında. Esenyurt Hokey'de Kahramanmaraş Hokey karşısında 7-6 mağlup oldu. O maçta çok çekişmeli geçti gerçekten son saniye kadar. Çok keyifli bir maç izletti bize sporcular. Mazlum. Pasına Furkan'ın vuruşu da ise top kale direğinde sağdan dışarıya çıktı. Mücadele yerinden yeniden hareketlenecek Müslüm.
Müslüm o noktada Aycin Şahin'le paslaşırken sevgili izleyenler. Bu hücumdan da sonuç alamadı. Nizip Zeykma. Onur. Hakim. Yine savunmada hazırlık pasları devam ediyor. Gaziantep polis gücünde. O noktaya Aydın geldi. Şimdi Onur. Hakim. Pasında Furkan. Hakim. Onur'un pası mazlum. Tabii top hakimiyetiniz ne kadar iyi olursa, top sizde ne kadar sabırla kalırsa bu sizin için bir avantaj. Doğru pası, doğru oyuncuya, doğru zamanda ilettiğiniz zaman tehlikeli olabiliyorsunuz. Polis gücü de onu yapmaya çalışıyor zannedersem. Sabırla doğru pası bulmaya çalışıyor. Birazdan da Ali ve Celal de yeniden oyun alanında olacak gibi duruyor Gaziantep polis evet. gücünde. Furkan. Furkan'ın pas açısı birazcık daralınca bıraktı. Şimdi Hakim'den Onur'a. Onur'un hızlı pasındaysa araya girdi. Halit Zeugma'da. Halit topu iyi sürdü. Rakip yaralanan pozisyondaysa açısını ve topu kaybetti Onur. Araya girdi Halit. Top Gaziantep polis gücünde. Kapma esnasında top yükseldi siz de fark ettiniz. Top Gaziantep polis gücü de aynı zamanda sahada değişimler de var. Ali ve Celal oyun alanındalar. Hakimle Onur'un ise paslaşması devam ederken o noktada araya girmişti sevgili izleyenler. Cihan ardından topu da bir kez daha kaybetti. Furkan. Araya girdi İsmail. Yeniden Furkan. Solunda Ali vardı. Ali'den önce Müslüm. Rakip yaralanı hızla geçti Müslüm. Pasını aktardı. Ardından pozisyonda Aydın. O da topu kaybetti. 2-7 numaranın mücadelesine Hakim döndü sola. Ali'ye vuruşunda ise kaleciden döndü. Dönen top bu dakikalarda karşılıklı bol aksiyonlu güzel saniyelere şahit olduk. İşte sevgili izleyenler pozisyon kaleciden dönmüştü. Dönen top. Ardından da şimdi yeniden sağ içindeyiz. Artık son 10 dakikalık dilime doğru da hareketleniyoruz. 10 saniye kaldı mücadelenin bu çeyreğinin tamamlanmasına. Son 2 saniye 1 saniye derken de süre tamamlandı. Ve 3-1 Gaziantep polis gücünün rakibi Nizip Zeykma Spor Kulübü karşısında üstünlüğü. Artık son 10 dakikalık dilime doğru gideceğiz ama aranın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler yeniden sizlerle birlikteyiz. Karşılaşmada son 10 dakikalık dilim kısmındayız. 3-1'lik Gaziantep polis gücünün üstünlüğü var. Ve ben de sözü Mustafa Çakır'a bırakayım. Artık son 10 dakikalık evet. dilim dedik. 3-1'lik bir skorla üstünlük var Gaziantep polis gücünün. Evet, 3. periyotta golden yoksun ama pozisyon bakımından oldukça zengin bir periyot izledik. Keyifliydi. Tabii biz izleyici noktasından baktığımızda ne kadar aksiyon biz o kadar keyif veriyor. Güzel, keyifli bir karşılıklı geçti. Ama son periyotta temelen yapmak zorunda. Zeykma birazcık daha öne çıkıp pozisyon arayışında daha fazla olmak zorunda. Bakalım hep birlikte nasıl ceyran edeceğini izleyeceğiz.
Şimdi Müslüm'le birlikte Atak'tan İzmir Sevukma takımı, ardından pasında ise topla buluştu Cihan. Karşılaşmada top. Şimdi Gaziantep polis gücünde. Tabii şu anda 3-1'lik bir skor var. Son 10 dakikalık dilim demiştik. 10 dakikalık dilimin de 1 dakikası geride kaldı. Gaziantep polis gücü özellikle ilk 10 dakikalardan birazcık daha savunmadan hazırlık pasları ve devamında gelişen ataklarla o 2 golü bulmuştu. İlk zaten bulduğu gol penaltı kornerden gelmişti. Yani siz de görüyorsunuz şu an polis gücü her bir zayıf bol oyuncuya kendi yarı sahasında mentümen adam adama savunma yapıyor. Ve bunun da zaten meyvesini alıyor diyebilirsiniz. Tabii top kapma olarak evet. Tabii bu arada şeyi de belirtelim. Zeykman'ın cezalı oyuncuları var. Bu da tabii oyunun aksiyonlarının gelişmesinde ya da antrenörün elini farklı taktikler denemekte muhtemelen kısıtlıyor. Onu pasında Ali pozisyonda kaleci dönen top bir kez daha Mazlum ve ardından bir kez daha kaleci etkili geldi bu atakta Gaziantep polis gücü, aynı zamanda savunmada dikkatli Nizip Zevkma. Cihan. Evet, orada bir çıkış yolu var, onu denemek zorundaydı ki son anda yanılmıyorsam Mazlum topu kaptı. Evet. Celal oyunun yönüne göre sağ taraftan Celal geçti, son çizgiye inmeden pasında ardından pozisyonda ise kurtarıp geldi dönen top. Karşılaşmanda kemiğse evet. Ele müdahale dedi. Zannedersem Ali'nin ayağına çarptı dönen top. Şimdi karşılaşmada yeniden Gaziantep polis gücü rakip yaralandaydı. Ve o noktada da sanırım bir faul düdüğü geldi. Bize pozisyon tekrarına da bakalım, aynı zamanda Onur'un topla buluştuğu nokta. Ardından atılan pas ve kaleciden dönen top Gaziantep polis gücünün atağıydı bu. Tabi İbrahim Şamil Köşker'in sakatlığının ardından Mustafa Doğan öğretici kaleyi devralmıştı. O da şu ana kadarki hamleleriyle birlikte belki de farkın açılmasını engelledi diyebiliriz. Evet, girdikten sonra oldukça iyi müdahaleleri ve performans sergiledi. Hakim. Onur. Celal. Orta alanda topu kazandı Celal. Ardından pasını aktarmak isterken de araya girdi savunma. Celal. Tabii özellikle Celal ve Onur da Gaziantep polis gücünün en net göze çarpan iki ismi diyebiliriz. Evet, ikisi de tecrübeli oyuncu. Özellikle Onur her yaş kategorilerinde milli takımda oynayarak bu seviyeye geldi. Kısa bir ayrılık yaşadı. Ardından bir askerlik görevini tamamladı. Şimdi tekrar sahalara döndü. Umarım eski performansına, ki gördüğümüz kadarıyla ulaşmaya yakın. Onur. Biz kendisinden bahsetmiştik. O da topla buluştu. Bir ara pas düşüncesi, evet. Araya girdi İsmail Samet. İyi bir kontratak denemesi. Aydın. Top hala kendisindeydi. Pasında top bantada çarparak Müslüm'de. Müslüm. Takım arkadaşı Cihan topu oyunda tuttu. Müslüm vuruşunda ise kaleci pozisyonu kurtardı. Şimdi de Gaziantep polis gücünde Necip Çilkız kurtardığı, evet, pozisyonun ardından bir kez daha Cihan. Atakta Nilip Zevguma. Aydın demin doğru kişiye ama yanlış hedefe pas attı. O net bir pas olsaydı belki daha gol şansı yüksek bir pozisyon olacaktı. Evet, ardından pozisyonda da gol geldi sevgili izleyenler. Klasik sizler Ali golü diyelim. Pozisyon tekrarını izlerken Ali Akın Özkılıç'ta takımının dördüncü, kendisinin ise ikinci golünü kaydetmiş oldu. Tabii bizler anlattığımız kadarıyla geldi, evet, bir VAR kararı gelecek karşılaşmanın hakemi. O noktaya doğru hareketlendi. Tabii bizler bu karşılaşma özelinde hokeyi anlatmaya başladık. Mustafa Çakır tüm oyuncuları daha net ve daha iyi ifade edebildiği için de tabii Ali'nin klasik bir, evet, golü, evet, diye de az, evet, önce demeçte bulundu. Şimdi tabii video yardımcı hakem görüntüleme sistemine bakıyordu hakemler. Bizler de bir nevi gelecek kararı bekliyoruz. Şimdi onlar da pozisyonu inceliyor.
Gol geçerli ise Gaziantep Polis Gücü skoru 4-1'e getirdi. Eğer değilse 3-1'lik skor devam edecek. Bu karşılaşmanın ardından da saat 15'te Ilgın Belediyespor Kahramanmaraş Hokey mücadelesi başlayacak. Saat 16'da da Gökbörü ve Selçuklu Belediyespor, yani bu karşılaşmalarda artık ikinci etapın ikinci karşılaşmalarının başlangıcı diyebiliriz. Sahada tüm oyuncular gelecek kararı bekliyorlar karşılaşmanın hakemlerinden. İlk etap maçları Muğla'da oynanmıştı. İkinci etap karşılaşmaları bugün itibariyle başladı ve Perşembe günü son bulacak. Tabii hakemler de doğru karar alabilmek adına pozisyonları her açıdan ve sık sık izlediler. Bakalım karar ne? Gol geçerli değil. Evet. Peki gol neden geçerli değil Mustafa Çakır sözünde? Sen ne dersem bu gole değil, golden önceki pozisyonda bir aksaklık ya da bir hata gibi. Aksaklık demeyelim de bir... Belki de faul tespit etmiş olabilir mi acaba? Anladığım kadarıyla Zeyukmal oyuncu topu kaptıktan sonra bir hata söz konusu, ama tabii bu net olarak anlayabilmemiz için... Aşağı ile temas halinde olmamız evet, lazım. Evet. Biz yine de çok detaylı bir yorumda bulunmayalım şu seviyede. Ama uygulamanın denetimi açısından iki karardan sonra tersine bir kararın doğru olması, uygulamamızı göstermesi açısından da güzeldi. Tekrar konuşuluyor. Tekrar bir diyalog var. Ve bakalım karar değişecek mi az önce? Çünkü gol geçerli değil kararı gelmişti. Ve bir de yeşil kart geldi. Yeşil kart çıkan isim ise kaleci Mustafa Doğan öğretici oldu Nizip Zeugma'da. Tabi bu yeşil kartta da aynı zamanda bir dakikalık ceza almış oldu oyuncu. Orada tabi yeşil kartın çıkma sebebi orayı terk edip yedek kulübesine gittiği için mi, yoksa bir itiraz mı? İtirazdan ötürü diye algıladım ama. Şimdi. Sonuç itibariyle bir karar incelendi ve yanlış olduğuna karar verildi. Önemli olan da bu prosedürün sonucunda doğru karara erişmekti. Biz bu açıdan bakmalıyız hadiseye. Ve mücadelede gol geçerli değil. Yeniden hareketlendi Onur. Hakim. Skor 3-1 devam ediyor. Gaziantep Polis Gücü 3-1'lik üstünlüğü devam ederken yine savunmadan hazırlık paslarıyla rakip yer alanda hücum yaratmaya çalışıyor Onur. Hakim. Araya girdi Müslüm. Müslüm Aydın top bekliyordu. Henüz Müslüm kendisi gitmek istedi ama top doğrudan dışarıya çıktı. Tabi orada Aydın pas tercihinde bulmak isterken Müslüm kendisi kaleyi yoklama düşüncesinde olunca bu ataktan faydalanamadı. Nizip Zeugma hakim. Pasında Furkan. Ali top beklemişti. Araya girdi savunma. Ardından kale boş ve pozisyondaysa penaltı kararı geldi. İsterseniz pozisyon tekrarıyla birlikte penaltı kararını takip edelim. Evet, son oyuncuya bir temas söz konusu. Tabii kaleci Mustafa kaleci Doğan girebilir. Öğretici. Evet, diğer kaleci girebilir. Penaltıda böyle bir evet. Kural gereği bir işlem var. Yeşil kural var. Kartı görmesinin ardından o pozisyonun ardından kalesi boş olan bir Nizip Zeugma vardı. Penaltı kararı geldi. Kaleye az önce sakatlık yaşayan İbrahim Şamil Köşker geçti ve Ali de penaltı noktasında. Şimdi yeniden kendisini ikinci takımın dördüncü golle atma fırsatı ve Ali de bunu başardı. Evet, kale ve top ters köşelere gittiler. Bu da bu karşılaşmanın ilk penaltısıydı sevgili izleyenler. Ali'nin pasında şimdi Celal pozisyonda Furkan. Dokunabilse tehlike ve belki de anında bir gol daha gelecekti. Ve şimdi Celal top direkten döndü. Dönen top. Yeniden Celal. Pasında Onur. Hakim. Celal.
düzeltelim. Onur, ardından hakim paslaşması. Şimdi Furkan. Bu karşılaşmanın ilk penaltısı demiştik. O penaltıyı da golle sonuçlandırdı Ali. 4-1'lik skor var Gaziantep Polis Gücü'nün Müzip Zeugma karşısındaki üstünlüğüyle mücadele devam ediyor. Karşılıklı bir top kaybı izledik. Ardından topsa Müzip Zeugma'dan dışarıya çıktı. Onu hakim pasında Ali savunmaya takıldı. Gaziantep Polis Gücü Aydın. Cihan'dan önce topa müdahale geldi ama o noktada da ardından karşılaşmanın hakemin düdüğüyle birlikte top Gaziantep Polis Gücü'nde olacak. Aynı zamanda 4-1'lik üstünlüğü devam ediyor demiştik. Servis vuruş fark kullanıldı. Fark ettiysen Gaziantep takımı daha önde karşılamaya başladı. Çünkü skor 4-1'e geldi. Skoru almak istiyorsa bu riski kullanmak zorunda. Tabi bugünün ilk karşılaşmasıyla birlikte de takımlar sergilediği performansların ardından ikinci karşılaşmaya doğru da hazırlık halinde olacaklar. Aydın pasında o noktada Cihan döndü. Pozisyon bir kez daha Cihan. Şimdi Müslüm atak yönüne göre sol taraftan geliyor derken karşılaşmanın hakeminin düdüğüyle Nizmi Zeugma bu ataktan yararlanamadı. Birazdan pozisyon tekrarı da gelecektir. Son 3 dakikalık dilimdeyiz. 4-1'lik Gaziantep Polis Gücü'nün üstünlüğü var. Tabii Nizip Zeugman'ın da rakibi Zordu liderle mücadelesini verdi. Bu mücadelede de 4-1 mağlup durumda Müslüm. Araya girmişti Ali. Karşılaşmanın hakeminden faul yüdüğü çalındı. Serbest vuruş noktasında Müslüm. Gardner kararla birlikte şimdi Gaziantep Polis Gücü ve Mazlum topu ağlara göndererek skoru 5-1'e getirdi. Birazcık hızlı bir hücum ve pozisyon devamı golle sonuçlandı. Gerçekten evet, çok hızlı bir hücumdu çünkü anında top hızlı şekilde evet, Mazlum'a çevrilmiş ve ardından da iyi bir paslanma ve yerden iyi bir paslaşmanın ardından yerden şut vurmayı denedi. Yanılmıyorsam bir itiraz daha geldi. Var itirazını kullanmak istedim. Evet. Mazlum Keskin'in attığı bu gol geçerli sayılırsa skor 5-1. Aynı zamanda bu da Mazlum'un ikinci golü olacak. Bizler de tabii pozisyon ve alınan kararları da takip edip sizlere aktarmaya çalışıyoruz. 2 dakika 12 saniye kaldı. 4-1'lik Gaziantep Polis Gücü'nün Nizip Zeugma Spor Kulübü karşısında üstünlüğü var. İtiraz yanılmıyorsam faulde Müslüm'ün başladığı pozisyona bir itiraz söz konusu. Ama yeterli bir açılma mesafesi gözüküyor. Faule mi itiraz yoksa mesafeye mi itiraz? Hakemler bakıp karar verecekler. Biz peki bu mücadeleyi artık sonlara doğru gelirken değerlendirecek olursak neler söylemek isteriz? Yani son 2 dakika kaldı. Eğer gol de verilirse evet. Ve verildi. Yani buradan biraz... Tabii ki oyun durumu çevirme ihtimali yok değil ama yok denecek kadar da az. Oyuncu eksiklerini de üst üste koyarsak biraz zor gözüküyor. Polis Gücü yani her ilk yarıda biraz zorlansa da maçın tamamında oyuna inisiyatifini koyan yöneten takım pozisyonunda oldu. Özellikle ikinci yarı bol aksiyon, ikinci yarının evet ilk çeyreğinde bol aksiyonlu keyifli bir maç izledik. Bakalım son 1-2 dakika nasıl geçecek. Celal ve Onur paslaşıyorlar. Gaziantep Polis Gücü. Aydın ve Cihan'sa karşılıyor bu iki ismi. Birazcık daha önde karşılamaya başladılar. Az önce de belirttiğimiz gibi. Ve önde karşılarken de Aydın pozisyondaysa top doğrudan dışarıya çıktı. Mazlum.
Bozdum topla birlikte ilerliyor. İtiraz vardı üstünden. Pozisyon devam etti. Vardan top ağlara gitti. Gol geldi. O noktada Müslüm de bir duraksamış ve devamında savunmaya katılmamıştı. Ve skoru da 6-1'e getirdi. Gaziantep polis gücü işte o gol anında Mazlum'un sağ çaprazdan topu ağlara gönderişini izledik. Müslüm kenara geldi. 13 numaralı formasıyla da Müslüm Özdemir oyun alanında. Biz Zeugma'da Müslüm isimli birçok oyuncu olduğu için de tabii bazı kısımlarda soy isimlerini zikretmemiz epey gerekiyor. Evet, müsabakanın sonuna doğru da bir teşekkür de sporcularımıza, antrenörlerimize yapalım. Gerçekten centilmen, fair play çerçevesi içerisinde son derece keyifli bir maç izlettiler bize. Ekranları başında teşekkür etmiş bulunalım. Celal. Artık karşılaşmanın son kısımlarına doğru gelirken bizler mücadelede 6-1'lik Gaziantep Polis Gücü'nün üstünlüğü var ve Gaziantep Polis Gücü de ikinci etapta galibiyetle başlayan taraf oldu. İlk etapta da zaten rakiplerine aldıkları galibiyetle gözdağı vermişlerdi ve mücadeleyi Gaziantep Polis Gücü rakibi Nizip Zeugma Spor Kulübü karşısında 6-1'lik üstünlükle tamamladı. Bizler de Gaziantep Polis Gücü'nü galibiyetinden ötürü tebrik ediyoruz ve her iki takıma da bir sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Bu karşılaşmanın ardından Ilgın Belediyespor Kahramanmaraş Hokey mücadelesiyle yeniden sizlerle oluncaya dek kendinize iyi bakın diyoruz ve hoşça kalın. Hoşça kalın.